Evet, ABD basını İran'ın Şam Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıya şahit ihalar ve seyir füzeleriyle yanıt vereceğini yazdı. Misillemenin hedefinde İsrail ya da ABD'ye ait varlıklar olabileceği de belirtildi. Washington yönetimi ise İran'a bir uyarı mesajı gönderdi. İran, İsrail tarafından Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırının intikamını nasıl alacak? ABD basınına göre İran kendi üretimi olan Şahid İhalar ve seyir füzeleriyle misilleme yapmaya hazırlanıyor. Haber Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırıldı. İsrail'e orantılı bir yanıt vermek için diplomatik bir tesisin hedef alınabileceği belirtildi. CNN televizyonu ise bölgedeki ABD varlıklarının da hedef olabileceğini duyurdu. Ayrıca misillemenin Ramazan ayının sonuna kadar gerçekleşebileceğine işaret edildi. Amerikan CBS kanalı füze ve İHA'lı saldırının doğrudan İran toprakları üzerinden gerçekleşmeme ihtimaline dikkat çekti. Irak ya da Suriye üzerinden yapılacak bir saldırının Tahran yönetimine inkar imkanı sunabileceği aktarıldı. Evet. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan yazılı bir mesaj aldığı bilgisi de paylaşıldı. Evet. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü bu mesaja yazılı bir uyarıyla yanıt verdiklerini anlattı. O uyarıda İran'dan İsrail'in saldırısını ABD tesislerine ve personeline yönelik saldırılara bahane olarak kullanmaması istendi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakır ise İran'ın Şam konsolosluğuna düzenlenen saldırının asıl sorumlusu olarak nitelediği Amerika Birleşik Devletleri'nin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Suriye'de 900, Irak'ta ise 2500 kadar askeri bulunan Amerika Birleşik Devletleri diken üstünde. CNN kanalına konuşan Amerikalı bir yetkili kesinlikle yüksek bir teyakkuz durumundayız dedi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise İran'a hedef alan saldırıyı dönüm noktası diye niteledi. Tahran yönetiminin bu saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını vurguladı. Ne zaman harekete geçecekleri İranlılara kalmış dedi. Evet ana haberde bu hafta bir konuğum daha var. Dış politikadaki gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serhan Afacan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Dilara Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Biraz önce izledik haberimizi. <laughs> Geçtiğimiz günlerde İsrail efendim F-35 uçakları ile İran'ın Şam Büyükelçiliğini vurdu. Şimdi bir büyükelçilik bir ülke için çok büyük bir önem arz ediyor. Bununla birlikte bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Şu da var sizce artık Netanyahu siyasi hayatının sonuna geldiğini anladı da İran'la olan ilişkilerini bozmaya çalışıyor. Buradan ABD'den bir destek mi almaya çalışıyor? Bu da bir başka sorumuz. Şimdi ikinci sorudan başlayayım isterseniz. Netanyahu'nun zaten bir İran e, takıntısı demeyeyim. İran üzerinden politika üretme uğraşı var. Bunun da iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilemeye çalışıyor ki biz bunu Obama döneminden beri hatırlıyoruz. Nitekim 2015 Temmuz'unda imzalanan nükleer anlaşma ki 2016 Ocağı'nda yürürlüğe girmişti. E, o süreçte de Netanyahu bunun berbat bir anlaşma olduğunu, e, hiçbir şekilde İran'la ve oturmaması gerektiğini söylemiş ve Amerikalı siyasetçileri, e, karar alıcıları etkilemeye çalışmış. Nitekim Obama koltuğu terk ettiğinde Netanyahu ile arası pek de iyi değildi. Hatta Netanyahu Obama'dan habersiz gelip kongrede konuşma falan yapmıştı. Aralarının çok iyi olmadığı biliniyor. Şimdi zaten Trump döneminde Netanyahu'nun İran kartını nasıl kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bir boyutuyla Amerika'yı etkilemeye çalışıyor. İkinci boyutuyla Netanyahu İran'ı kullanarak İran'ın bölgedeki sorunlu politikalarını araçsallaştırarak Bölge devletlerini etkilemeye çalışıyor. Başta Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, efendim söyleyeyim Bahreyn gibi esasen son dönemlerde biraz İsrail ile normalleşme sürecinde giren İbrahim anlaşmalarıyla beraber Suudi Arabistan'ı biraz kenara koyuyorum elbette. Bunlar da bakın yani İran çok tehlikeli bir ülke. Dolayısıyla biz İran'a karşı bir ittifak oluşturabiliriz. Örtük ya da açık bir ittifak oluşturabiliriz diyordu. Netanyahu bunu yıllardır yapıyor. Hatta Orta Doğu'dan İran'ı çekip alın. Hani farz muhal. Netanyahu'nun söyleyeceği bir söz kalmaz. Muhtemelen bir başka ülkeye sarmaya başlar ve muhtemelen bu Türkiye olur. Çünkü Netanyahu'nun buna ihtiyacı var. Netanyahu böyle bir politikacı. Bunu söyleyelim. Netanyahu... Yani İran'dan sonra bir başka ülkeye saracaksa eğer Netanyahu bu Türkiye mi olur? Tabii şundan dolayı Türkiye mi olur diye şunun için söylüyorum. Ortadoğu'da e, Orta Doğu'da en Türkiye'nin sıkletinde Orta Doğu'da kıyaslanabilecek İran'ı bir tarafa koyarsak Mısır var. Mısır'ın hı hı. İsrail ve Netanyahu konusundaki tutumu ortada. Yani e, Sisi ağzını bile açmaya korkuyor. Dolayısıyla öyle bir e, ondan bir tavır gelmiyor. Türkiye ise e, şu ana kadar ne yapıp ne yapmadığı ayrı bir tartışma konusu olsa da İsrail'e ve İsrail'in işgal politikasına en güçlü şekilde karşı çıkan en önde gelen Müslüman devletlerden bir tanesi. 67 sınırı diyor. İsrail'in hiçbir işgalini Kudüs-ü Şerif dahil... Batı Şeria'daki hırsızlıkla elde edilmiş olan işgal Meşrulaştı. bölgeleri, yerleşim bölgeleri dahil bunları kategorik olarak karşı olan bir ülke ve dolayısıyla Türkiye'de bir noktada hasım olarak bellediğini biliyoruz ama tabii ki şu konjonktürde buna çok cesaret edemiyorlar bunun üzerinden gitmeye. Dolayısıyla Netanyahu'nun böyle bir karakteri var. Oldukça problemli hem İsrail açısından ama özellikle bizim Ortadoğu e, coğrafyamız açısından problemli tavırlar olan bir siyasetçi. Sonu mu geliyor gördüğüm kadarıyla? Evet. Zaten benim gördüğüm kadarıyla Netanyahu siyasi bir mevta. Ama bu biraz daha zamanlama meselesi. Ne zaman? Yani bu çatışma ortamında olacak mı ki aktardınız siz de? E, Beni Gans'ın işte erken seçim. Evet, evet. Onu da detaylandıracağız, Tabii. konuşacağız. Şimdi evet arkadaşlarım Çağrısı da yazmış. Vardı, evet. Onu da bir hatırlatalım. Onun üzerine de belki siz buradayken size de sormak isterim. Şimdi İran'ın şimdiye kadar ciddi açıklamaları oldu. Bunları nasıl yorumlayacaksınız diye soracağım. Siyonist Siyonist rejim tokatı yiyecek dedi İran. Bu da önemli. sizce İran intikamını yayınladığı bir animasyon filmiyle mi alacak? Nasıl olacakmış? Animasyon filmi de ürettiler. Bu arada şimdi birinci sorunuza tam buradan dönecektim. Siz dediniz ya İran'ın işte konsolosluk binası, elçilik hı hı. kompleksinin hemen yanındaki konsolosluk birimini vurdular. Bu şu demek oluyor bir ülkenin bir başka ülkedeki toprağı yasır olarak değil mi? Yani dış misyonlar o ülkeye ait oluyor vesaire. Şimdi dolayısıyla İsrail bundan daha fazla ne yapabilirdi İran'a gidip İran'ın bir askeri bölgesini toprakları içinde vurabilirdi. Bu bir nükleer... E, ...santral olabilir, aski bölge. Yani bununla buna muadil, bununla eşit derecede e, sakıncalı bir davranışta bulundu İsrail. İran sureti katliyede mutlaka buna bir karşılık verecektir, misilleme yapacaktır. Hatta ben İran'ı bu misillemeyi bazı ABD kaynaklarının söylediği gibi yapacak ama... ...arkasında İran'da bulunamayacak gibi yapacağını da tahmin etmiyorum. Bayağı kendi yaptığını deklare ederek yapacaktır ama... Kuvvetle muhtemel cerrahi bir operasyon yapacaktır. Ne demek istiyorum? Biliyorsunuz Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından buna tanık olduk biz. İran orada ABD dedi ki ben buna karşılık vereceğim dedi ve birkaç gün sonra karşılık verdi. Bağ, Bağdat yakınlarında Ambar bölgesindeki Amerikan üstünü vurdu e ama kimse ölmedi ve daha o dönem Adil, Adil Abdülmehdi üzerinden, Irak Dışişleri Bakanı üzerinden İran'ın ABD haber gönderdiği konuşulmuştu. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Trump da hemen beni aradılar ve dediler ki ya biz buraya vuracağız ama yani bir şey de yapmayacağız haberiniz olsun. Ben de tamam vursunlar teselli olsunlar falan dedim diye açıklama da yapmıştı. Bu kadar karikatürize olmayabilir ama bence oldukça dozu iyi ayarlanmış bir tepki verecektir. Nitekim Dilara Hanım şunu da vurgulayayım. İran basında şöyle haberler çıktı. Biliyorsunuz İran ile ABD arasında diplomatik ilişki olmadığı için elçilik krizinden sonra 1979 Kasım'ında daha ziyade bu kritik aşamalarda görüşmeler, temaslar Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği üzerinden yapılıyor ve ilişkiler böyle tesis ediliyor. İranlı yetkililerin de İsviçre Büyükelçiliği üzerinden ABD'ye verecekleri tepkiyle ilgili haber ve bilgi verdiklerine ilişkin bazı duyumlar bazı haberler de geldi bu şu demek değil müsaade aldık anlamında değil ama biz böyle bir tepki vereceğiz. Bu tepkiyle sizi biz karşımıza almak istemiyoruz ama bu tepkiyi vermek durumundayız diye. Dolayısıyla İran ve hemehal bir tepki verecektir. Buna. Cerrahi bir operasyon yapacak. Dönünsün. Evet bir cerrahi operasyonla. Evet. evet. Güzel bir tanımlama oldu. Şimdi devam edelim geçtiğimiz gün efendim ABD Başkanı Biden. Hem de ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Beyaz Saray Sözcüsü İsrail'in Gazze'deki politikasını değiştirmesi gerektiğini alenen söylediler. Ve aksi takdirde ABD İsrail politikasını değiştirecek dediler. Şimdi bu Netanyahu'ya karşı bir hamle midir? Beni gense de belki burada değinmekte fayda var. Artık saatler ve günler olduğunu da söylediler bu politikanın değişmesi gerekiyor ve şu kadar saatim var şu kadar günüm var gibi açıklamalar da geldi. Nedir bu mesajın arkasında yatan neden? Hani neden şimdi 7 Ekim'den bu yana süren saldırılardan bu, bu yana bu mesajın, kadar ciddi bir açıklama görüyoruz? Bu mesajın ıı, net ifadesi Netanyahu'dan sıtkımız sıyrıldıdır. Gerçekten de böyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in tırnak içinde büyük stratejisiyle ilgili herhangi bir problem yaşamıyor bunda hem fikir. Nedir bu? İsrail genişledi. Kudüs'ü dağılsın, işte Batı Şeria falan bununla ilgili problem yok. Netanyahu'nun taktiksel yaklaşımı ile ilgili problem var. Hatta ilkesel olarak dedi ki Amerika Birleşik Devletleri evet yani İsrail ne yapsa yeridir canım. işte 7 Ekim'de bunlar bunlar yapıldı falan dedi. Ama sonra Netanyahu'nun taktikleri ortaya çıkmaya başladıkça hem askeri anlamda bir fiyasko hem de insani anlamda terör bu ortaya çıkmaya başladıkça Amerika Birleşik Devletleri şunu umdu. Tamam bu dengesizce gidiyor ama en azından 2-3 ayda toparlayabilir mi acaba diye. E o da olmadı. Acaba Ramazan-ı Şerif gelmeden bir bu mesele kapanır mı diye ki Biden'ı hatırlayalım. Ramazan ayından hemen öncesinde açıklamaları vardı. İşte pazartesi bu işin hallolmasını bekliyorum ateşkes falan. E sonrasında olmadı diye açıklama yapmıştı. Şimdi dolayısıyla bence şunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu diyor ki Netanyahu'ya sen bu işi beceremedin. Yani ne elde etmek istiyor idiysen bunu elde edemedin. Önce dedin ki ben Gazze'ye vuracağım kuzeyi, Gazze kentini. İnsanlar güneye insin. Burada işin bittiğinde dönebilir dedin. Sonra Han Yunus'tan başlayarak gelinen noktada refaha kadar insanlar atım atacak yer bırakmadın. Çoluk çocuk demeden öldürdün ki dün Beyaz Saray sözcüsünün açıklaması vardı. Korkunç bir açıklama ya Beyaz Saray ya da Pentagon Beyaz Saraydı galiba. Hiçbir sivil ölmedi diyor. Bu korkunç tabii ki Amerika'nın bu konudaki ikiyüzlüğü de korkunç. Ama Amerika artık taktiksel olarak Netanyahu ile hemfikir olmadığını söylüyor. Bunu daha önce de farklı ibarelerle ifade etmişti. Ve beni Gantz'la gördüğüm kadarıyla bu aldığı bu yeşil ışıkla işte biz bir şey yapalım. Eylül ayında erken seçim yapalım. Böyle bir güven oyu tazeleyelim gibi ama esasen Netanyahu'yu alt etmeye dönük ifadeler kullanmaya başladı. Şimdi korkunç dediğiniz ya bir başka korkunç bir ifade hı hı. var Benigns tarafından gelen efendim Benigns kim? Şimdi Netanyahu'nun en büyük rakibi Netanyahu'yu eleştirdiği en büyük nokta ise şu, Filistin konusunda çok fazla taviz gösteriyor hı hı. diye Netanyahu'yu eleştirerek o da ona rakip olma yolunda ilerliyor. Bunlar şaka değil, gerçek. Bu konuda eleştiriyor Netanyahu. Yu. Nisan 2009'da bir seçim yapıldı İsrail'de hı hı. İsrail'de ve bu seçimde yaptığı bir konuşma var yine Gensin. Batı Şeria'daki Yahudi işgalcilerin sayısını arttırmak ve Golan tepelerinden asla biz çekilmeyeceğiz hı hı. şeklinde açıklamalar yaptı. Hatta bu seçimden sonra İsrail iki yıl büyük bir siyasi kriz yaşadı, hükümet kurulamadı hı hı. falan bir sürü detay var. Şimdi İsrail savaş kabinesi üyesi Eylül ayında erken seçim çağrısı yaptı. Hı hı. Bir bunu değerlendirelim hocam. ABD ve İngiltere ziyaretleri de var e, ve Netanyahu bu ziyaretlere oldukça tepkiliydi. Hı hı. Artık Amerika e, Gensin arkasında mı Netanyahu'dan vazgeçti diyebilir miyiz? Erken seçim olur mu bir? De erken seçim olur mu bölümü biraz daha gidişatla ilgili bence. Netanyahu söylediğimiz gibi bir çamura saplandı. Hatta İsrail içinde askeri stratejistler emekli askerler genelde değerlendirme yapıyorlar. İçeriden dışarıdan baktığımızda bir çamura saplandığını görüyoruz. Elbette bu Gazze'yi, Gazze şeridini mahvettiği gerçeğini değiştirmiyor ne yazık ki ama stratejik anlamda, taktiksel anlamda çamura saplandı. Bunu söylemek lazım. Şimdi buradan iş nereye doğru gider? Netanyahu buradan kendine tırnak içinde zevairi kurtaran bir çıkış bulur mu, bulmaz mı? Muhtemelen geleceği buna bağlı olacaktır. Ama ben şu tahminde bulunuyorum. Her ne kadar Benny Gantz Netanyahu'yu alt etmek istese de, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu karşıtı havayı, atmosferi kullanmak istese ki bu da değişebilir. Bir taraftan da işte Trump, değil mi, arkadan zorluyor koşulları. Amerika'da da bir seçim var. E Netanyahu ne yazık ki oldukça güçlü bir figür. Yani şimdiye kadar gördük. Defa de iyi, e, İsrail siyaseti içinde defa de kendine bir alan buldu, boşlukları iyi değerlendirdi vesaire. Eee e, araya giriyorum. Aylarca bu saldırılar başlamadan önce de halkın da sokaklarda çok büyük tepkisi vardı tabii, Netanyahu tabii. istifaya çağrıldı. Tabii tabii. Kesinlikle çünkü yolsuzlukla biliyorsunuz yargılanan e, bir figürdü. Ama diğer taraftan kurulan koalisyon hükümetleri de işlemedi ve neticesinde yine Netanyahu'nun önüne geldi başbakanlık. Dolayısıyla bence çok kolay olmayacaktır ama artık tırnak içinde İsrail derin devletinin ben Netanyahu bir şekilde tasfiye etme yoluna gideceğini düşünüyorum. Çünkü yani bu Gazze teröründen, soykırımından İsrail kesinlikle ve kesinlikle istediğini alamadan çıkacaktır. Nedir? ...istediği, kendileri bunu deklare etti. Haması tamamen temizlemek istiyoruz diye. Mümkün değil, böyle bir şey imkan dahilinde değil. E sonra dedi ki burayı biz işgal ve ilhak etmek istiyoruz dediler. Bu da böyle bir şey de mümkün değil. Yani bunu da yapamayacaklar. E dolayısıyla bundan sonrasında bence e, tekrar Neten Netanyahu'yu iktidarda tutmak istemeyeceklerdir. Benim şahsen dışarıdan yaptığım bir gözlem bu elbette. Neten Netanyahu'nun siyasi bir mevta olduğu e, yönünde... E ama bunun hızını ve zamanını biraz daha bu sürecin nereye evrildiği gösterecektir. Şunu da sormuş olalım. Şimdi Netanyahu'nun Filistin karşısında çok fazla taviz verdiğini iddia eden rakip genç. başbakan olursa gaz üzerindeki bu saldırılar nereye evrilir, şiddetlenir mi yoksa bir ihtimal durulur mu daha farklı bir yol mu izler sizce? Şimdi değişmez. Ee, söylediğimiz gibi taktik değişebilir gündelik işte kısa vadeli taktikler değişebilir. Strateji değişmez. Niye? Nitekim e, 2000 kabaca 5 yılından itibaren Gazze'ye e, İsrail abluka uygularken e, orada her türlü insani yaşam koşullarından Gazze'li insanları mahrum etmeye çalışırken türlü türlü iktidarlar geldi gitti. Bunların evet. hepsi tabii ki yani bunların içinde Ali Aşarun'un da vardı, Ehud Olmert'i e de vardı, Ehud Barak'ı da vardı. E ve sayıları bunların çok fazla çok fazla değişmedi. E, ben Gurion'dan itibaren bugüne geldiğimizde e, İsrail'de çok fazla işçi partisinden doldu biliyorsunuz Likud'dan doldu. E, çok fazla başbakan geldi gitti, hükümetler geldi gitti. Taktikleri değişti. Bakın yani bunların taktikleri değişti. Ne yaptı? Kimisi gitti. Efendim söyleyeyim. Ee, ...Mısır'la masaya oturdu. Değil mi? Ee, kimisi gitti e, Arafat'la masaya oturdu. E, ama stratejileri değişmedi. O da nedir? Stratejileri temel olarak şu. Kudüs İsrail'indir. Mantığıyla hareket ettiler her zaman için. Diğer taraftan da Batı Şeria'da. Yani e, Oslo sürecinde bizzat Filistin yönetimine söz verilen Batı Şeria'da... ...bu yerleşim bölgelerini her hükümet döneminde artırdılar. Yani bu değişmeyecektir hiçbir şekilde. Dediğimiz gibi taktik değişebilir. Ama temel strateji değişmeyecektir. E, bunun da Netanyahu'dan yahut Ganstan, yahut bir başkasından bağımsız olduğunu söylemek lazım. İsrail'de şöyle bir ses görüyor muyuz Sayın Afacan? Yani Gans ve Netanyahu'dan tamamen farklı. Filistin haklarının savunan bir rakip görüyor muyuz? E, şimdi e, hatta biliyorsunuz daha önceki hükümette e, destek veren partiler için Arap milletvekilleri de vardı bunlar dahi bu tarz şeyleri söyleyemiyorlar. Yani tavize varacak şeyleri söyleyemiyorlar. Ama toplumda var mı? Var elbette. İsrail toplumunda hem biliyorsunuz bir takım yayın organlarındaki hales bizim ülkemizde en çok takip edilen, diğer taraftan bir akademik çevrelerinde, örneğin hayfa Üniversitesi'nde olduğu gibi toplumsal belli çevrelerdeki antisyonist Yahudileri bir tarafa koyuyorum. Onlar zaten ilkesel olarak İsrail Devleti'ne karşılar. Onu bir tarafa koyuyorum elbette. Bunlar içinde de elbette başka türlü birlikte yaşamanın mümkün olduğu yönünde söylemleri ortaya koyanlar var. Ama meşru siyaset sahnesine ve dominant siyaset sahnesine geldiğinizde bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Şöyle bir kabulleri var çünkü. Yani biz eğer durursak, biz silahlı mücadeleyi bırakırsak, bunlarla savaşmayı bırakırsak bunlar mutlaka bizimle savaşacaklar. Dolayısıyla bu savaşın kurallarını ve bu savaşın paradigmasını bizim belirlememiz lazım. Bu da nereden çıkan bir derstir? 48'den çıkan bir derstir. Çünkü 48'den itibaren karşılarında çeşitli Arap devletlerini buldular. 67 ile beraber bu ders kendileri açısından elbette problemli bakış açısı daha da pekişti. Çünkü 67'de bir de karşılarına Mısır'ı aldılar. Sina Yarımadası'nı biliyorsunuz. E, işgal ettiler. E, diğer taraftan Golan Tepelerini işgal ettiler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hala vermiyorlar. Bu saatten sonra dediler ki biz devamlı teyakkuz halinde bu askeri müdahaleye hazır bir noktada bulunmalıyız. Bunun değişeceğini hiçbir evet. şekilde düşünmüyorum. Kim düşünmüyor. gelirse gelsin. Kim gelirse Siyasi aramada arama bu değişmez. Halkta elbette karşılığı var elbette, ama. Elbette. Evet, siyasette değişmez. Teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim ben de teşekkür Dış ederim. Dış politikadaki tüm gelişmeleri Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Serhan Afacan'la konuştuk. Ana habere devam edelim.